Merhaba, kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Evet, 22-28 Ağustos haftasına bakalım sizleri neler bekliyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir gökyüzümü ayarlıyorum. Evet, Merkür'ün 8. evinizden geçerken 12. evinize yaptığı bir üçgenle karşılıyoruz haftayı arkadaşlar. Bu aslında parasal kaynaklarımız, ummadığımız yerlerden borçlar, sıkıntılar ve bunların çözümü ile alakalı bazı önemli kararlar aldığımızı göstergesi diyebilirim. Gelir gider dengemizi düzenleyeceğimiz, bazı yapılandırma yapacağımız bir dönemden geçiyoruz ama burası daha pozitif bir enerjide diyebilirim. Ummadığımız yerlerden bir kaynak akışı veya yatırım yapacağımız konuları nerede nasıl yatırım yapılır, nereye yatırım yaparsam nasıl kazanırım diyeceğimiz bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz. Hemen akabinde Çarşamba günü Venüs'ün Şiron'la olan üçgeni var arkadaşlar. Sizin bu 7. ev ve 3. evi aksınızı gösteriyor. Kararlarınızı beyan ettiğinizde eleştirilir miyim? Biraz böyle sorun sıkıntı yaşar mıyım? Yakın çevre ve kardeşle aramda bir sorun var. Bunları dile getirebilir miyim? Dile getirirsem problem mi yaşarım dediğimiz konuların artık çözüm bulduğunu söyleyebilirim. Tabii ki Venüs 7. evinizde evlilik ve ortaklıklarla ilgili kendi kararlarınızı beyan ederseniz fazlasıyla destek göreceğiniz, şifalanacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. Aranızdaki problem varsa, yani evliliğinizde bir problem yaşıyorsanız bunların çözümünü bulabilmekle beraber belki de bir evlilik kararı, evlilik teklifi almış olabilirsiniz arkadaşlar bu dönemde. Durma harekete geçleyen de bir gökyüzü var tabii ki. Hemen bunu destekleyen bir açı var ki o da Perşembe günü yaşanacak Venüs'ün ay düğümleriyle olan T karesi arkadaşlar. Kadersel ay düğümleri de 4-10 aksında evliliğimizle alakalı önemli bir değişim dönüşüm etkisini hayatımıza sunacak diyebilirim. Bu dediğim gibi problemi olan bir evlilik derdi bitiş söz konusu olmakla beraber yine o problemlerin konuşularak detaylara inerek aslında belki de çözüm bulabileceği anlamına da geliyor arkadaşlar. Tabii ki bu bekarsak karşımıza evlenecek yani evleneceğimiz bir adayın çıkması, var olan ilişkilerimizde de bir evlilik kararıyla taşlanması söz konusu olabilir diyorum size. Cumartesi gününe baktığımız zaman yeni ay Başak Burcu'nda, Mars'ta İkizler Burcu'nda bu yeni aya kare açı yapıyor olacak arkadaşlar. Yeni ay 8. evimizde gerçekleşiyor. Şimdi 8. ev bizim maddi kazançlarımız ama daha böyle rutin kazançlarımız değil de prim, ikramiye, eşimizin parası, miraslarımız, kredilerimiz gibi bizim dışımızda gelişen paralar gibi düşünün. Şimdi orada bir yeni ayın gerçekleşiyor olması, Mars'ın 5. evden buna da bir kare açı atıyor olması bize şöyle bir soruyu sorduruyor olabilir. Evleneceğiz, evet bu aşkı evliliğe dönüştüreceğiz ama maddi kaynaklarımız yeterli mi? Bu konuyla ilgili bazı kaygılarımızın, endişelerimizin, problemlerimizin olduğunu ve bunlarla ilgili bir araştırma yapmamız gerektiğini veya araştırma yaptığımız bu konularla ilgili harekete geçmemiz gerektiğini söyleyen bir vurgu var gökyüzünde. Tabii ki bu çocuğumuzla alakalı, çocuğumuzun geleceğiyle alakalı bir durum, bir problemse işte belki onun hayatı ile ilgili önemli bir karar, bir konuşma yapıyoruzdur eşimizle. Bu olabilir arkadaşlar. Tabii ki eşimizle, ortağımızla artık yani bazı sorunların çözümünü bulamıyoruz. Oturduk, konuştuk, bir orta yol bulamıyoruz. Ayrılma kararı verdik. Burada çocuk sende mi kalacak, bende mi kalacak? Mal paylaşımı, nafaka, miras gibi konuların konuşulduğu bir dönemden, bir süreçten hatta eylemden geçiyor olabiliriz diyebilirim. Gelelim pazar gününe arkadaşlar. Pazar günü Venüs'ün Satürn'le olan bir karşıtlığı var. Bu karşıt açı biraz hayatta tadımızın tuzumuzun kaçtığını söylüyor. İkili ilişkilerimiz çok gündemde olacak bu hafta. Ben sen aksında gerçekleşecek Venüs ve Satürn karşıtlığı. Hayatın bizi sıkıştırdığını, hayatımızla ilgili önemli bir ciddi bir karar vermemiz gerektiğini, karşıdan almamız gereken bazı kaynaklar konusunda sıkışıp kalıp kendimize farklı bir yöntem seçmemiz gerektiğini, aynı dili konuşamadığımızı, aynı frekansta buluşamadığımızı, ağzımızın tadının kaçtığını söylüyor açıkçası.
Bu konuyla ilgili de yapmamız gereken her ne varsa elimizi taşın altına koyup yapmalıyız diyen de bir gökyüzü var. Muhatap aldığımız insanlarla yani ortaklık yapmalıyız, ortaklarımızla bir iş yapmalıyız vurgusu da belki ortak bir yönde yöntemde buluşabiliyorsak burada problemlerin çözümünü aslında üzerine giderek de çözebiliriz diyebilirim. Ama biraz sıkıştıran bir enerji, ağzımızın tadını kaçıran bir enerji. O yüzden kendi aldığımız kararın çok daha mantıklı ve sağlam olduğunu gösteriyor diyebilirim arkadaşlar. Umarım hepimiz iyi bir hafta geçiririz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.